Günaydın. 2:30'da da günaydın demezsin Yusra. Naber? Günaydından sonra ne diyeceğim? Direkt konuya mı girsem acaba? Bugün neden birlikteyiz biliyor musunuz? Çünkü bu akşam tiyatro oyunumuz var. Allah'ım, bu cümleyi kurmak bile benim için o kadar kıymetli ki. Çok istediğim bir şeydi. Yıllarca hayalini kurduğum bir şeydi. Ve bazen ya acaba olmayacak mı Yusra, boşa mı hayal kuruyorsun dediğim bir konuydu. Ama bunun bir kez daha gerçekleştiğini göreceğiz bu akşam, Allah can verirse. Bir kez daha diyorum çünkü biz zaten premierimizi yaptık. Üzerine bir oyunumuzu daha oynadık. Bugün oyunumuzun 3. günü olacak ve bugün birlikte olalım istedim. Aslında premierde de birlikte olmak istiyordum ben sizinle. Premierden önce neler yapıyorum? Bir gece önce evde kendime kına geceleri düzenliyorum ben çünkü. O heyecanla, o mutlulukla resmen evde kına gecesi yapıyorum. Ertesi gün işte birlikte gidelim makyaja vesaire vesaire. Ama yok ya, premierde ve bir sonraki oyunda yapamadım bunu. Elim ayağım titriyordu ve dedim ki Yusra, tamamen bunu kendi kendine yaşa. Daha sonra paylaşırsın arkadaşlarınla. Bugün ancak kamerayı açıp böyle karşınıza geçip birlikte gidelim mi diyebilecek seviyeye geldim. Çünkü gerçekliğini idrak edemiyordum. Alo. Efendim canım. Tebrikler geliyor. Oyun öncesinden tebrikler başladı. Durunda. Daha bir oynamadık ya, bir performans sergileyelim öyle. Ne, resimim çok güzel değil mi ama? Baksanıza, çarşafım bile kalpli kalpli. Böyle üstünde kalpler var, mikiler var, miniler var. Çok ponçik. Aa, siparişim geldi. Bir şey diyeyim mi? Feci trafik var ha. Benim birazdan evden çıkmam lazım biliyor musunuz? Çünkü 3:30'da tiyatroda olmamız gerekiyor. Ben de bir yemek sipariş ettim. Bu aralar pek yemek yiyemiyorum ben. Biraz iştahım bozuk. Ama dün gece işte Emre ile Alperen geldi. Onlarla birlikte keyifli vakit geçirdik. Bir şeyler içtik, bilmem ne yaptık falan. O yüzden şimdi dedim ki bir de oyundan önce ağzıma bir şeyler atayım ki akşama kadar böyle beni idare edebilsin. Kahvaltı olarak tavuk pilav söylemezsin ya. Ben ve midem. Tamam, 3 kaşık attım ağzıma, bu kadar kaldı. Bunu da daha sonra yeriz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu dün geceden kalma bir makyajımı sileyim ben. Bir onu bir sileyim. Bir yüzümü temizleyeyim. Ondan sonra Vın Turizm. Benim midem çok bulanıyor. Yaşadıklarımdandır. Prenses ya. Sen ne yaptın yüzüne Yusra? Gördün mü? Çekil be! Let's go. Aa, eşyaları hazırlamadık ki daha. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar, baktımın peşinden koşamıyorum. Yaşamam masal var. Geldik. Şimdi dekorları aşağıya indirdik. Daha kurmadık çünkü bizden önce bir oyun vardı. O oyunun dekorlarının toplanmasını bekliyoruz. Biz şimdi Begüm'le birlikte arabayı park edecek bir yer arıyoruz. Dedim ki boş ver ya, burası zaten kalabalık. Biz gidelim Cevahir'e bir kahve mavi bir şey içelim. Bu hoca da sonra yansın havramıza. Öyle işte. Enerji yükleniyor. Heyecan var mı şu an? Ben aşırı aşırı derecede. Ben de bana da geliyor. Fakat yani dönüş yok. Nereden döneceğiz biz buraya? Bizde R yok. Gerekirse ileriden döneriz. Acaba? Diyorum Cevahir'e dönmen lazım. Bak görürsünüz, Cevahir'e dönmesi gerekecek. Evet, Cevahir'e doğru dönüyorum. Gidelim bir kahve içelim hakikaten. Evet ya, olur. Dekoru nasıl olsa taşıdık. Boş ver ya. Dekoru Yavuz kursun ya. Bence de çok mantıklı. Bana bak Yavuz. Sen böyle geç geliyorsun. Toplamayı sen yapacaksın. Kızgına bak ya. Asulist. Benim en sevdiğim oyuncak bebeğim var annemlerin evinde ve hep ona sarılarak uyurum ben hala gittiğimde. Ve onun adı da Begüm. Begüm, ondan bahsediyordum şimdi. Bu araba niye ötüyor? Niye ötüyor? Kemerimizi bağlamamış. Anneo! Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Kamu spotu çektik biz vesileyle burada. Sen onunla sarılıp yatıp uyuyormuşsun ya, ben de uyuyabilirsin. Bu bir teklif mi?
Nevresim takımımı görmen lazım biliyor musun? Nevresim takımımı bayılırsın. Yeni nevresim takımıma yani böyle. İnanılmaz güzel, şey? Kalpli. Gelince kalpli. Görürsün. Aa, fotoğrafını çek öyle vlog'da bir göreyim var. Önce. Aa. Evet sabah orada biraz çekim yaptım. Gireceksin. Ben sana demedim mi Cevahir'e geleceksin diye. Evet yani bilemiyorum artık. Onun arkasında bir dayanak yapsak mı? Nereye? Hayatta bazen dayanaklara ihtiyacımız var. Bu dayanak manyağı olabilir dediğin ama neydi biliyor musun problem? Ne? Sahne bitti kadar olduğu için ben kendimi çarptım. Demin senin arkandan konuştu biliyor musun? Yok, göreceksin. Dedik hep geç geliyor. Bize kurduruyor, biz getiriyoruz, deniyoruz. Çıkarken de artık sen. Mahcup oldunuz ama. Ben de dedim. Yani çıkarken de artık yavuz. Nida şu beyazları. Beynin gömleği kırışmış. Açık mı acaba? Üçüneyelim mi? Gel şey yapalım. Kaynana ütüsü müydü? Koca karı ütüsü müydü? Neydi öyle bir şey var ya. Dekoru kurduk. Şimdi ışıklar yapılıyor. Size biraz arka tarafı göstereyim. Burada hoca makyaja başladı. Ciao a tutti. Merhaba. Merhaba. Şimdi de gidelim bir de rejiye bakalım. Rejide. Begümcüğüm var. Ben birkaç yıl tiyatro yapamadığım dönemlerde, işte Türkiye'de olmadığım zamanlarda falan. Böyle efendim. Dururum. Bir dakika. Manken olarak kullanılacağım şu an. Tamam mı? İşaret parmağımın tırnağı kırıldı. Yaşadıklarına dayanamadı ve kırıldı. Bazen ben de böyle oluyorum. Bazen ben de kırılıp gitmek istiyorum. Ama gidemiyorum. Bazen de böyle deyip devam ediyorum. Bu replikleri de anlayacaksınız. O da diğer oyuna. Sürpriz. Bu mesajı buradan vermek istiyorum izleyenlere. Özellikle de hocasını bilenlere, yönetmenini bilenlere. Işıklar hazırlanırken ve makyaj yapılırken asla rahatsız edilme sanat yapılıyor burada. Işık ayrı bir sanat, makyaj ayrı bir sanat. Yapmayın, zırt pırt aramayın. Ahtapot gibi yapışmayın her defasında ne olur. Hele de böyle yani bir rimel. Bakın bunun adı maskara. Eğer bunu doğru sürmezsen maskara edersin karşındakini. Onun için maskara. Gel doğum. Ben gene manken olarak kullanılıp geliyorum. Ütümü yapacağım. Yapamayacağım. Gel. Yavuz biri seni arıyor. Bunu hocam böyle kısa kısa çekerseniz arşiv olsun. Yo Yusra. YouTube kanalı var Yusra'nın. Muhakkak takip etmen lazım. Eğer etmedinse Nidayicim, geç kaldın. Etmeyenler ne demek istediğimi ettikten sonra anlayacaklar. Çok renkli birisi Yusra. Kaç yıldır tanıyorum onu. Bir 10 sene oluyor. Pek çok oyunda beraber olduk. Yönetmenliğini yaptım. Birlikte oynadık. Oynuyoruz şu anda. Yaratılış olarak aşırı derecede renkli bir karaktere, kişiliğe sahip. Yusra çok eğlenceli evet. Birisi. Her şeyden önce çok pozitif birisi. Yaratıcı birisi, sanatçı ruhlu birisi. Türk kahvesi insanı gerçekten mamur hale getiriyor. Biz sanatçıların vazgeçilmezi. Pek çok içecek var vazgeçilmezi de. Hani şimdi kamu spotu haline dönersin diye söylemiyorum. Şimdi biz zehirleniyoruz sigarayla. Muhtemelen Yusra buraları keser. Bu da. Ya kesmem ama derim ki sigara ama sağlığa zararlı. Zararlı ama pro olduğunu değil. Pro. Nargile hiç değil. Nargile kullanıyor. Nargile vitamin. Saydı şu. Nargile vitamindi. Babam arar beni ha şimdi. Yusra. Yusra'cığım bak videolarda benim de sesim çıktı ama senden telif hakkı istemiyorum. Teşekkür ederim Nidor. Bu kadar hukukumuz var. Aynı oyunda ter döktük be. Ben rejideydim ama. Evet, sen rejideydin. Çıkmaz en son çarşambasıydı. Yes, Chas'ta birlikteydi. Birlikte oynadınız ya. Oynadık mı Yusra'yı ya? Chas'ta
BBC Necla oldum ya ben. Haa evet. Güzelcim lütfen gittik. Yayındayız ya. O yüzden de yapacağın eleştiriler ya da gıybet daha sonraya kalsın. Onu keserim. Tam böyle şey gol. Ve betimlemeleri de. Çünkü hazırlanıyordu söylesin. Bir şey çıkıyor. Hazırlanıyordu üstelik de en yoğunundan. En sek kısmına. Baktım perende aldı. Derin nefes alırdım. Ciğerleri doldururdum. Çıkıyordu gıybet. Gelmedi. Yavuz. Gel anam gel. Kim aradı? YouTube'lara çıkıyorum. Ne hocam? Seni bile aradı. Açacaktın. Kim aradı? Nereden çaldı? Ya senin telefonun şarjda değil mi? Ha, bir tane daha var ya. Ha, adı o. Baksana kim aradı merak ettim. Ne oldu hocam, bir şey var yoksa? Puzzle birleştirmeye çalışıyorum. İş için mi? Ya işlerimi. İşte adam mimar, şu kız da mimar ama hayırlısıyla şu tezi bitirsin giriyorsunuz. Bunu da tez kısmına eklesin alıntı olarak. Şu tez hatırlıyorum lisans yıllarında da bir bitirme tezi vardı. Yazın Kıbrıs'ın kavurucu sıcağında, o Akdeniz sıcağında nasıl çalıştı ama. Biz denize giriyoruz, yüzüyoruz, işte raket oynuyoruz. Kendisi kumların içerisinde şarj edilmiş bilgisayarıyla. Çizim yapıyor. Zavallemu, Kıbrıslılar öyle der. Manam, zavallemu. Neden? Çünkü biz eğleniyorduk. O işte böyle azıcık ucundan der gibi. Şimdi yüksek lisans bir tamamlasın ya artık. Bence ve bitti artık. Eğitim bitti. Pardon, öğretim bitti. Eğitim devam. Yanlış kullandım. Geri alıyorum. Eğitime devam. Ama öğretim bitsin ya artık. Diploma bitsin artık değil mi? Yani daha ne kadar diploma var? Daha ne kadar? Geldi 30 yaşına duyurulur. Hocam! Bu arada 30 yaşına da geldi duyurulur yani. Mürüvvetini de görmek hocam istiyoruz artık. Annem gibi konuşmayın lütfen. Böyle uzun boylu, hafif esmerce, fit bir damat arayabiliriz onun için. İtalyan. İtalyan olabilir. İtalyan isten. Yok biz Müslüman isteriz. Sünnetli. Annem gibi. Tamam, Nida'yı kolayı var ya. Ben çok espriliyim böyle arkadaşlar, bakmayın siz. Gel göster kendini. Geleyim göstereyim. Gel. Ama büyüktür ekran sadece. Gel, büyüktür göbeğim falan bak. Büyük merhaba, herkese ya. Merhaba. Bu elbisen çok mu kırışık? Evet çok kırışık. Kırıştılar Yusra. Etekleri, etekleri. Hocam yeni yıkadım. Ha. Bugün sabah aldım askıdan. Ben de dedim üçü tamamlayalım da ondan sonra oh, arada biraz zaman var ya. Aman ha neyse, siyahtır, dikilir, var şeyimiz, iğne ettiğimiz. Yapacak bir şey yok. Kuaför de tutar kafayı kaldırır, tutar saçı çeker. Çek. Senden kıymetli mi? Oldukça şair aynı. Ya yazana değil, yazdırana bakmalı. Ay bugünün tarihine, günlüğüme not düşeceğim. İlklerle dolu, sürprizlerle dolu, esrarengiz bir gece. Bu kadar spoiler yeter pandemide aşıklarına. İzlemek isteyen de gelsin, izlesin. Değil mi? Biletler BiletX'de. Ve diğer fırsat sitelerinde. Bekleriz. Bu elbiseyi ya yakacağım ya... Ütüye su koydun mu? Su var ütüde. Nasıl yakacağım Yusra'cığım? İşte hocam o da benim şeyim olsun. Ability. O kadar konuştuk burada. Yok uzun boylu, yok esmer, yok bilmem ne. Sonra ben ütü yapamıyorum ama. Bizim evdeki ütü prostat oldu. Su damladır. Doldurunca içini su tıp 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 damladır. Onun için ütüde su yoktu. Teşhis koydum. Evet prostat. Ama şöyle bir şey söylemekte fayda var. Yusra'nın mutfağı iyidir yani. Doğru. Erkeğin biliyorsunuz ki yani o evliliğe giden yol mideden geçer ya, onun için mutfakta gayet iyi. Niye bu şu an kısmetsiz olur yayınla döndü peki? Yemek değil de meze olabilir. Mezede meze tamam mı ya? Evleneceksen gel. Valla Türk mutfağından menemeni yedim elinden, mükemmeldi. Onu söyleyebilirim yani. Ben o avokadolu şeye yumurtalı. Yumurta. Aa evet. Her şeyin tükendiğini kendi biliyorsun. Buna böyle ara sıra ataklar geliyor. Bu da bir anda süzüldü. Farkında mısınız? Ya. Bir anda ödeyim. Bir aydır ama uğraşıyor. Bir aydır. Ama bir haftada verdim asıl kiloyu. Mersin'e gittiğimde. Acıların kadını. Acıların doğru. Acıyı severim. Belli bir yere kadar. Emmer sinidir, severim tabii. Ya
demek YouTuber'sın. Bak sen. Yani işte daha ben beni. Kendim konuşuyorum, kendim cevaplıyorum. Hepsi ben beni başladı, merak etme. 17 bin izlendin ya. Sonra diz dize oldular. 20 bin. İyisin iyi, 20 bin. Hayır, 20 bin takipçim yok. Tamam işte, görüntüleme. Hı hı. Kaç bin takipçin var? Kaç bin dedi? 340. Ama içerikleri çok güzel değil mi? Ama bir ay önce 90'dı. Aynen. Şey, bir ay önce açtım zaten bu arada. Yani. 12 Eylül'de. Oo, daha yenisin canım, dur bakalım. Hı hı. İyi, başlangıç için iyi yani. Hürvetini görmek istiyorum kızım artık ben ya. Ben istemiyorum. Gelelim düğünde de oynayalım. Ne ben var? Sen de mi yapacaksın? Siz yapın da biz gelip sizinkinde oynayalım. Ben yaptım. O kaçıncı kez yapıyorsun? Ben yaptım çok. Yeter. O evlensin ama makul bir tören olur. Ben nişanlıdan ayrılmayayım. Mekanosa gideriz. Kamu spotu. Ben nişanlıdan ayrılmayayım. Karıdan da boşanmayayım. Ben yani az kullanılmış. Buradan benim adaylarıma da duyurulur. Hafif kiloluyum ama bu kiloyu vereceğim. Tabii 1,5 senedir onu dinliyorum. Çok duy az inan. Gidip midesini küçültecek, kestirecek, buduyacak bir şeyler yapacak ama... Yapacak hocam. 30 yaşındayım. Bir kere sen 30'san o zaman benim 31 demem lazım Nida'yı. O yüzden yaşa girme. Sen 93'lüsün, ben 92'liyim. Sen 29 yaşındasın. Ben 29'um ya, sen 28'sin. Yok da. Sen 29'sin. Küçül bacımcığıma gir canım. Ben de 31 yaşındayım. Yusra bence de küçül yavrum. Tabii bu arada Yavuz'un da artık mürvetini görmek istiyoruz. Ama yaşı yaşına uygun olsun. He, bunu böyle bir mesaj verdiğine göre demek senin şeyin var. Kesinlikle yaşı yaşına uygun olsun. Hadi bir yaş küçük, bir yaş ya. Büyük, okey. Birkaç yaş küçük olsun hocam. Ama boyu posu Yavuz'dan bayağı minik olsun. Kadın dediğin topuklu yüksek ökçeydi, yükselir, çoğalır. Hocam siz yalnız gelin bakmıyorsunuz, oyuncu bakıyorsunuz. Farkında mısınız? Tabii canım. Tabii aile tiyatrosu böyle bir şey. Kolay değil yani. Hocam biliyorsun. Benim mesela İtalyan olsa... O zaman çok güzel olmaz mükemmel mı? Mükemmel olur. Della Sport'a. Pizza da yapar bize yerek. Her şey mi? O da yemeğe yoruyor, gördüğünüz gibi. Pasta, wine. Merhem mi? Rehber. Aha, rehber. Rehber değil miydi o? Bugün de merhem. Bugün de her gün bir şey doğuruyor ya. Evet. Dedi yani öyle terzi kendini sökemez be doktor. Evet, doktor dedi ya. Doktor dedi. Hayır yani nasıl bir beyinse düşün, öbür oyunda doktor oynuyor ya, gel gitleri o kadar fazlaydı. Ama tam da aynı replik ve aynı kişiye söylüyor. Evet. Güzel kadına, dünyaya! Bütün yakınlarınız sizi yanlışlandı. Orada beni bozuyorsunuz ya. Dünyaya! Manyak ya, gerçekten manyak. Ama yüzünün tombikliği geçmiyor kilo versene değil mi? Yok ya, geçti Yavuz ya. Yüzde abi karakterin geçti. Yavuz ya. Hayır inanma. Hayır tombik derken sevimli. Toparla hemen Yavuz. Sevimli karakteristik yani böyle. Merhaba. Yusra gitti, Pelin geldi. Makyajım bitti, giyindim de. Şimdi artık son saatlere girdik. Saat 7'yi 10 geçiyor, 8.30'da oyun başlayacak. Böyle yavaştan yavaştan heyecan geliyor. yükleniyor, geliyor. Bakalım inşallah güzel ve alnımızın akıyla atlatabilecek olduğumuz bir gece olur. Ne yapan canım? Hocanın paylaştığı videoyu izliyorum. Ben de paylaşacağım şimdi. Makyajım nasıl oldu? Saçım. Teşekkürler. Biz artık hazırız. Saçımız, makyajımız, kostümümüz hazır. Birazdan kapılar da açılacak. Artık heyecanın böyle bayağı doruklara doğru çıktığı bir noktadayız. Kapılar açıldıktan sonra bu kadar yüksek sesle konuşamayacağım için şimdi söyleyeyim dedim. Çünkü birazdan Allah'la canımız. Evet, en keyifli an şu an. Evet. Heyecanın dorukta olduğu. Biz bekliyoruz. Evet, şimdi heyecan nasıl? Heyecan. Geliyor. Güzel. Gelmeye yavaş başladı yavaş. Değil mi? Hadi oynayalım yeter. Evet, biz böyle komple hazır olunca heart attack yani. On stage. Evet. On stage mode. Hakikaten işte ne söyleyeceğini bulamıyor insan. Az önce bülbül gibi şakıyordum. Heyecan.
canım. Espri espri üzerine. Talk show şimdi. Show talk. Hatta bunu içemeyeceğim sana devreyi. Hiç. Sigara sağına zararlıdır. Ama bir oyuncu bir oyuncuyla paylaşıyor gördüğünüz gibi. Oyun öncesi kurallarımız var. Yarım sigaraya fazla. Tiyatro babussa da hezeyanlar. Hezeyan. Evet, ayrı bir başlık açabilirsin Yusra bunun için. Sahne hezeyanları diye. Hezeyan time. Evet, aynen öyle. Deli işi yapıyoruz. Crazy's coming. Sahneye çıkmaya 15 dakika kaldı. Nasıl bir adrenalin bu? 60 metreye dalsam. Kaç metre? 1500'e çıksam. Yok, bana mı söylemiyor öyle bir adrenalin? Tüm duyguları kapsıyor. Evet. Ve biz kapsama alanı dışında olamıyoruz. İçindeyiz. Aklımıza bir pirin gelmesi. Seyirci alınmaya başlandı. Bu yüzden kuliste sessiz konuşuyoruz. Küçük tınılarla. Evet, fısıldıyoruz. Ve şimdi o seyircinin sesi. Böyle kapatışla. Yükseltiyorum. Sen neyi seviyorsunuz? Aklın yolu bir. Sanki şu an hani doğum yapacak olan karımı kapıda bekliyor gibi hissediyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Düğünüm olsa bu kadar heyecanlanmam. Doğru, ben de. Ne heyecanlanacağım? Bir tane repliğim var yani. Ben de heyecanlanmam. Aynı fikirdeyim. Tabii 30 yaşına gelince heyecanlanmaz. Yani bir an önce evlensinler de ev sahibi olsun. Ya hocam sen nasıl şey yapıyorsunuz? Kart başladılar artık. Yani düşünün bir kasada. Bir kilo salatalık, öbür kasada bir kilo salatalık, taze olanı mı alırsınız, karton mu? Ben ilk günkü tazeliyim değil. Bir şey var bana, şey heyecanlıyım. Tüloş, ne hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum, ne hissedeceğim? Hocam tarakon mu? Niye? Yani haber verdim, nihayete haber verdim. Hakikaten. Oyun başlayacak, bir konu arar gelmedi, dişi kaplan, dişi kurt. Kurt kaplan oldu. Dişi kurt, kurt kaplan oldu. Sök gitsin. Çek. Koparın gel ya ben koparın. Beyim yerinden çıktı acaba. Sen bana vurursan öyle olur. Öyle olur. Bu. Benim için sürme. Neden kendimden daha çok sana acıyım ki? Neydi? Sadece hatırlıyor musun? Anna Karabin. Evet. Güzel neden? Bir oğlumuz oldu komisyon. Bu yeter. Bu yeter. Vurguyu. Vurgu. Vurgu derler buna. O vurguyu neden böyle yaptığını işte yaşamayan bilemez. Hı. Bu yeter. Bu yeter. Evet. Sen iyi bir adamsın Kotsi. Ben bildiğin kiti oldum, çıkacağım şimdi oraya kiti gibi. Her ne kadar bazıları Bihter gibi algılayıp bunu dalga konusu yapsalar da ifade, ton ve tını tamamen yerindeydi ve bir final tümcesine yakışır durumda. O zaman söylediğim gibi şimdi de söylüyorum. Bihter gibi yaptı dedilerse bak bugün Bihter de oldum ama ben. Çekim yasası. Deli bihtarı. Deli bihtarı. Evet. Ne oyuncu, o kadar emek seyirciye oynamak istedik ki ya. Doğamızın gerçeği bu. Biz ve seyircimiz. Tiyatro başka türlü bu. Bizi sizler yarattınız. Çok doğru bir laf. Çıkın gelin. Çıkın gelin. Hemen. Böylelikle de oyuncuların kuliste. Neler konuşabildiği, neler yaşadığı o gizemli dünyadan bazı anekdotlar. Evet, spoiler'ları sizlere veriyoruz. Sıcağı sıcağına. Ama biraz şey veriyoruz. Sansürlü. Evet. Tabii canım. Tabii. Yani. İlk repliği söyledikten sonra ben de heyecan başlıyor. Ya ondan evet. Sonra bitiyor. Yok. Ben ne zaman ki ilk repliği söylüyorum o zaman heyecan başlıyor bende sahnede. Ve yarım saat sürüyor. Yarım saat. Gidelim, otur işte. Çorbanı iç. Çorbanı iç, yemek yap. Cumartesi, bugün. Diziler neyse. Doğru. Cumartesi rahat. Netflix and chill. Netflix and chill.
çıkıyor. Şaka yapıyorsun. Yerini tutmaz. Yani yerini hiçbir şey tutmaz aslında. Biz takılıyoruz. Ama müjdeyeceğim ben. Sakın böyle bir şey yapma. Sen niye böyle bu biliyor musun? Uyarı günü. Uyarı günü. Hayır yani bazı tiyatro salonlarında paravanların delikleri vardır. Perde delikleri vardır. Oradan seyirciyi böyle röntgenler. Ben TT'de yapıyordum. İki paravan arasından bakıyordum böyle. Kim yapıyordunuz? Yani. Ama iyi ki görmüyorum. Yoksa heyecanım onun liste artar. Doğru. Gerek yok. Vallahi artık. Bizde hastalık. Bu evet. Heyecanın bağımlısıyız zaten. Evet. Adem tabii kesinlikle canım. Öyle. Hiçbir şey tutmuyor. 29. Bakayım. Ne gideriz ya? Ya işte benim gerçek ailem. En azından bir noktada ya. Üstüme abandınız ya aklıma o geldi. Bunda arardan terk etmeni sevdan beni çalsa ya. Terk etmedi bizi. Ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. İyi mi var bunlar? Hüsra, evet. Gene filozofi sözler başladı. Çek çek çek. Bomba gibi böyle. Evet, çişim geldi yine. Olmaz, işi yemezsin daha. Niye? Yeter artık. Yavuz'un da heyecan stili çok başka. Bu gerçekten, gerçekten ya. Herkesi hani hareket edilse bir şey olabilir ya. Adam bana işlemezsin. Dur mu? Ne varsa evet biz. Evet. Hadi be çıkalım. İllet ediyor, illet. Beklemek istemiyorum. Çıkmak istiyorum bir an önce. Tencere tava her biri bir hava. Bu şarkıyla böyle mi oynuyorsun tatlım? Baya baya. Ya biz buraya nasıl sınacağız Tiju'da ya? Ya iki kulisi birden bulacağız hep bir şey. Giriş çıkışları nasıl olacak? Ben en çok onu merak ediyorum. Çünkü orada biraz... Bu akşam atlatalım arkadaşlar. Bu düşünsün. Betül'ün hocam. Derya'nın mesurası şimdi gördüm. Yok şimdi bakma ama. Başlıyorum. Başlıyoruz. Hatta başladık. Ben sahnede yeni oyun yazdım. Yeni oyun. Doktor dediniz mi? Yine ben doktor dedim. Doktor tam. Diyor ki meslek değiştireceğim. Oyunumuz bitti. Biz ilk kritikleri yapıyoruz. Oyun sonrası kritikleri. Hocam bak ya. Bari dışarıya. Hocam şöyle bak diyelim. Peki madem. Çünkü bekliyorum ki geçirsin Yusra'nın yanına. Ben bir stres oldum ki açıldım. Meğerse yandan da açılıyormuş. Öyle bir şeymiş yani. Rezalet. İyi miydi hocam? Nasıldı? İyiydi değil. Reaksiyon var. Güzeldi, güzeldi. Seyirci hep oyundaydı. Evet, evet. Daha önce reaksiyon gelmeyen yerlerde reaksiyon geldi. Ay bu beni öyle güzeldi. Ekstradan selamlama yaptım. Ay
Hayır, bir de yapıyoruz ya sizle. Kafam oraya gitti. Hayır, gidiyoruz biz ikimiz öne. Geliyoruz, sonra Yusra ile siz ikimiz bekliyorsunuz. İşte. Biz gittik öne. Bir baktım, elimi bıraktım. Oyun bitti, dekoru topladık. Şimdi de çıkıyoruz artık. Boş bir salon var arkamızda. Çok keyifliydi ama benim için şöyle oluyor. Biri bitiyor, diğerinin heyecanı başlıyor. Şimdi de diğer oyun için heyecanlıyım mesela yani. Bir sonraki oyun için her seferinde bu heyecan devam ediyor. Değil mi hocam? Evet. Her seferinde bambaşka bir heyecan. Şimdi diğerinin heyecanı bastırdı ya bana. Onu söylüyorum. Eyvallah. Yani kısacası arkadaşlar, biz bu işi biliyoruz, eğitiyoruz, eğittiklerimizle beraber de hakkını veriyoruz. Kimse de kusura bakmasın. Bakanlara baksın. Yani kimse de kusura bakmasın, bazı yerlerde de hiç mütevazı olamayacak. Hiç kimse kusura bakmasın. Bazı enerjiler hiç değişmiyor, farkında mısınız? Yani yıllar önce ben Nida'yı tanıdığım yani gün nasıl bir enerji ve kımıldığı varsa. Bu güzel yorumların harbiden evet. Neyse hakkınız olmuyor. Beğenmeseydim de anlaşılmaz da onun sesi, bunun şeyi. Ben söylerim hocaya. Hoca bilir. Özellikle kamerayı o an açmak istemedim. Ben mesela, öyle çok şey olmasın diye ama. Ben mesela... Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Şunu da söyleyeyim. Büyük bir de eksiğiniz mi? Ya. Dedim ki ben İstanbul hayalini kurarken hocalar da aynı kimse bana inanmıyordu. Biz sarhoş muhabbetiz. Yok yok, bugün dedim İstanbul'dayız biz. Doğrudur. Ay dışarıdan garabahtım kör halim. Ay! Garabahtım kör halim deme ya. Ne kızım, nişanlıdan ayrıldık, kareden ayrıldık. Allah kerim o bilin. Arada gelip geçen sevgililer ayrı. Şimdi benimle emin bir huyu var. Yarıya talaktır. iPad'i var. Yani hayatımın en emin iPad oldu. Facebook oldu. Bazen doğum günü görür. Bir üst doğum gününün bir üstünde ölen birini görür. Doğum gününün altına Allah rahmet eylesin yazar. Ölüm inanının altına yazar doğum günün kutlu olsun falan yani. Öyle şey de var. İnanmayacaktım be ben. Ha, nenemle dedem. Nenemin şimdi çok affedersiniz. Götü çıksa gider dedeme anladı. Götü çıksa. Hele de tembihlersen kendini, gitme bunu dedeme söyleyesin. Sanki de kendine git söyle. Söyle, bir şey konuşacaklarsa kendi aralarında Rumca konuşurlar. Bazen anlamayalım diye. Seni İtalyan bulacaksın, yapsın bize biz de. Yemekleri yedik, bütün oyunun kritiğini yaptık. Şimdi de fal baktırıyoruz birbirimize. Yavuz bugün bana fal bakmayı kabul etti. Bu bir milattır çünkü günlerdir söylüyorum. Reddediyor beni. Sonuncusu. Ha, bugün inşallah bana fal bakacak. Kahve içmekten nefret ederim. Sadece fal baktıracağım için içtim. İnşallah güzel şeyler söyler. Göreceğiz şimdi. Gün daveti satıyor. İkinci evliliği yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kim? Düğün daveti. Biz de oyun daveti satıyoruz hocam. Kiminin düğün daveti? Kiminin Allah Yusra'ya. İşte Yusra'dan inciler. Rezancığım canım. Sevgiler. Rezan Hanım, falda ne çıktı bilin? Şimdi eğer bir kanala kendini, yani bir kategorize değil, bir kanala yoğunlaşırsa orada başarılı, çok başarılı olacak. Ama tam istediğin şekilde, maddi bağımsız değil mi? İstediğim şekilde yükselirse tamam ama istediğim şekilde. Evet. Hayalindeki. Ama azıcık da eksik olsun istediğin şekilde. Olsun yani. Hayır, bu çocuk Murat Boz'la yarıştırdı kendisini. Ama bak. Para kazandı. Ben niye aşağıya aldım? Bir şey söyleyeceğim. Kayıt için sadece 5 dakikamız var. Hızlıca gün sonu yapalım ve artık kapatalım. Hadi bakalım. Çok güzel bir gündü. Muhteşem bir günden, muhteşem bir tiyatro oyunundan geriye kalanlar. İşte biz, işte bizim enerjimiz. İşte biz buradayız. Enerjimiz en yüksek. Gösterimiz bitti. 4'e bekliyoruz. Yeah! Diğer oyunlarımıza gelmek isterseniz de müsait olduğunuz zaman her zaman bekleriz. Bir sonraki oyun ilk defa 5 Kasım'da sergilenecek olan bir oyun. Omega. İsmini söyleyemiyorum tabii taze, taze. Biletler Biletix ve diğer fırsat sitelerinde. Kıbrıs'a da bekleriz canlarım, kuzularım. Şarjım da bitiyor. Bye bye. Mutluluktu bu aşkın sonu.
bir ömür boyu. Ne kuramıyorum gördünüz mü? Ben bile lal oldum. Bak ben bile lal oldum. Nasıl yaptın zalim? Şu kapıdan çıkın canıyorum. Açık mıydı o? Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Adını değil de. Abi ben de çok kötü bir taleyim ben. Tamam bak burayı boğma. Biraz adını söyle.